ve basın emekçileri. Bizler bugün esasında Kürdistan'da tüm yakıcılığıyla sürmekte olan savaşın daha da kirli boyut kazanarak Lice'de devletin ormanları yakmasını duyurmak ve protesto etmek amacıyla bir araya gelmiştik. Fakat saldırı, tat etme ve yok etme zincirine maalesef dün de Atatürk Havalimanı'ndaki bir saldırı daha eklenmiştir. Lice'de yakılan ormanlarımızın, katledilen doğamızın ve daha da devam eden saldırının hesabını sormak, AKP ve saray çetelerine karşı mücadele yükseltmek için alanlarda kalmaya, gerçeği aykırmaya devam edeceğiz. Lice'de yürütülen askeri operasyonlar, Lice'nin köyleri ve çevresine yoğunlaşmış durumda. Bölgede yan helikopter hareketliği yaşanmakta ve sürekli olarak şiddetli patlamalar meydana gelmektedir. F-16'lar ve Sikorsky'lerden atılan bombalar ve alet topları nedeniyle binlerce dönüm ormanlık alanın yandığı bilinmektedir. Bingöl ilgi sınırları ve Diyarbakır'ın Lice, Hani, Kurt, Kocaköy ve Hazro ilçelerindeki köylere yakın 150 ayrı noktada yangınlar çıkmış ve birçoğu hala kontrol altına alınamamıştır. Bombardıman nedeniyle çıkan yangınlar hem ormanların kaybı ve doğa katliamına yol açmakta hem de yayılmaları halinde yerleşim yerlerini etkilemede tehdidini giderek arttırmaktadır. Kürdistan'da ve Türkiye'de savaş yani her yerde. Türkiye halkları savaşın içinde yaşıyor. Saray ve emrindeki AKP hükümeti 7 Haziran öncesi oluşan ve genişleyen toplumsal muhalefet gücü karşısında sarsılmaz bir başkanlık sistemi kurma hayalleri yıkıldığı için 5 Haziran'da Diyarbakır'daki bombalı saldırıyla birlikte iç savaş düğmesine basmış durumda. Kurmak istediği diktatör rejimi için insanlığa karşı her türlü suçu işleyebileceğini artık tüm halkların gördüğü, bir yandan da Kürdistan'da yürüttüğü savaş, bir yandan Batı metropollerindeki bombalı saldırılarla ülkeyi iç savaşın eşiğine getirmiştir. Bizler bütün bunların adına istikrar denilen diktatör rejimi için hazırlık süreci olduğunu görüyor ve sarayı bir kez daha uyarıyoruz. Katil devlet hesap verecek! Katil devlet hesap verecek! Katil devlet hesap verecek! 5 Haziran'da Diyarbakır'da HDP'lilerin 20 Temmuz'da Suruç'ta 33 gencin katledilmesinin ardından 24 Temmuz 2015'te başlayan savaş ile birlikte önce Cizre'de gerçekleşen sokağa çıkma yasağı adı altındaki faşist fabrikalarda yüzlerce yurttaşımız öldürüldü. Kürdistan'daki savaş sürerken bu savaşa dur demek adına tüm ülkeden Ankara'ya barış talebini yükseltmek için toplanan on binlerce kişinin tam ortasında 10 Ekim'de iki canlı bomba tarafından düzenlenen saldırıyla 101 canımız hayatını kaybetti. Yüzlerce yurttaşımız yaralandı. Tüm bu katliamların faillerinin açığa çıkarılmaması ve dosyaların üzerine gizli kararı getirilmesi bu katliamlarla AKP saray iktidarı ilişkisinin en temel göstergesidir. Katil işit işbirlikçi AKP! Katil işit işbirlikçi AKP! Katil işit işbirlikçi AKP! Kürdistan'daki savaş sürerken daha da kirli yüzüyle büyürken kentlerde ardı ardına bombalı saldırılar devam ediyor. Kentler neredeyse tamamen yıkılarak harabeye çevrildi. Yaklaşık 2 milyon yurttaşımız bu süreçten etkilendi. Saldırı zincirine maalesef dün de Atatürk Havalimanı'ndaki saldırı da eklendi. Sarayın ve AKP hükümetinin çökmüş Orta Doğu stratejisi kentini daha fazla patlatılığa sürüklerken aylarca beslediği IŞİD çeteleri öğreniyoruz ki eğitimlerini Türkiye'de almışlar. Saldırılardan önce onlarca istihbarat olmasına rağmen bu saldırılar engellenmedi. Çünkü saray her saldırının kendi rejimini güçlendirmek için kurduğu baskı sistemine katkı sunduğu düşünülür. Bu yüzden sadece öldürmekle kalmıyor, tutuklama, gözaltı baskıları da gittikçe artıyor. Barış isteyen akademisyenleri tutuklanıyor, onlarcası üniversitelerden atılıyor. Cizre'ye giderek halk ilerlerini tespit eden Şebnem Korur Financı ve kendisiyle birlikte her türlü baskının yürütüldüğü Özgür Gündem gazetesiyle danışmak için genel yayın yönetmenliğini yapan aydın ve yazarlar tutuklanıyor. Katliamlara halka gösteren barış gazetecileri tutuklanıyor. Hala haber alınamayan Hurşit Külter'de olduğu gibi kaybettirmeler devam ediyor. Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi
etmektedir. Çoğuncu yaşamın temiratı olan gökkuşağın renklerine bir tahammül olmayanlar LGBT onur yürüyüşlerine saldırıyor, onuruyla yaşamak isteyen yurttaşları gözaltına alıyor. Diyarbakır'dan Atatürk Havalimanı'na, Suruç'tan 10 Ekim'e tutuklanan akademisyenlerden gazeteciler, öğrencilere, doğa mücadelesi verenlere kadar bu topyekun saldırı karşısında bizleri kimin hedef aldığını biliyoruz ve ilan ediyoruz. Bütün bu katliamların sorumlusu saraydır. AKP hükümeti sorumludur. Önlem almak yerine savaş emrini verenler sorumludur. Tüm bu katliamların sorumlusu hükümettir ve istifa etmelidir. Bizler katilleri tanıyoruz. Yılmayacağız, korkmayacağız, iyi de olmayacağız. Ama hesap sormaktan da vazgeçmeyeceğiz. Bizler kazanacağız. Faşizme karşı omuz omuza! Faşizme karşı omuz omuza! Faşizme karşı omuz omuza! Arkadaşlar, şu an aramızda HDP Diyarbakır vekilimiz İmam Taşçıer bulunuyor. Aynı zamanda İLAŞ başkanlarımız Sayın İbrahim Dinci ve Birsen Kaya da aramızda. Şimdi sözü